da dedik ki kendi alanlarında düzenleyici kuruluşların bütün yetkilerini tek elde toplamış olduğu için çok başlılıktan tek başlılığa giden bir kurum olduğu için bu yönüyle savunduk kamu gözetim kurumunu. O gün için üç başlık altında toplamıştık görüşlerimizi. Bir tanesi kamu gözetim kurumunun desteklenecek bölümü, desteklenecek yanları. İkinci bölüm kamu gözetim kurumunun süreç içerisinde düzeltilmesi gereken yönleri. Üçüncüsü ise kamu gözetim kurumunun oluşumuyla bizi üzen noktalar başlıklarını topluyordu. Biz bu başlıkları Sayın Başkan'la birlikte değerlendirdik ve o günden bugünlere geldik. Ve bizim için bu noktada yapmış olduğumuz başkanlar kurulu toplantısından da almış olduğumuz görüşler çerçevesinde dört tane önemli kırmızı çizgimizin olduğunu Sayın Arıkan demin dile getirdi. Bu dört tane kırmızı çizgimiz, ben de bir kez daha sizlerle üzerinden geçecek olursam, bir kere bağımsız denetim olmazsa olmaz temel koşulu 3568 sayılı meslek yasamıza göre ruhsat almış ve ünvan kazanmış olan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin olduğuna göre bunların arasında ayrıcalık yapılmaksızın bir düzenleme yapılması. İkincisi, denetim bütün meslek mensuplarının görmüş oldukları staj ve sınav süreçlerini tamamladıkları için herkesin hakkı olduğunu, en azından geçici maddeler çerçevesinde TÜRVAP'ın özenle üzerinde durduğu ve otorite hocalar tarafından müfredata hazırlanmış olan eğitim programımızın geçici maddeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, bir başka dördüncü önemli noktamız da kamu gözetim kurumunun mutlaka TÜRVAP'la işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürmesi ve düzenlemelerini yapması noktasındaydı. Taleplerimizi bu noktada aktardık. Ama gördük ki bugüne kadar bunlarla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Değerli arkadaşlar, neden bunları istiyoruz? Durup dururken herhangi bir talebin peşinde değiliz. Bir kere TÜRVAP anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Yani bizim bir tarafımız kamu, diğer tarafımız ise kuruluş ve varlık sebebimiz olan mesleğin geliştirilmesi ve üye haklarımızın korunması için ve geliştirilmesi için kamu yönümüzden beraber zaman zaman üyelerimiz ve odalarımızdan aldığımız talepler doğrultusunda devletin karşısına geçip üye haklarımız ve mesleki haklarımız açısından özgürce haklarımızı dile getirip ve bunları anlatabileceğimiz sivil toplum kuruluşu olma özelliğimizdir. Bizi kamudan ayıran tek fark budur. Yoksa hepiniz biliyorsunuz ki odalarımızda ve TÜRVAP'ta Türkiye Cumhuriyeti rumuzlu mühürler kullanmaktayız. Devletin bir parçasıyız. Tabii ki ilk hedefimiz ve ilk çalışmalarımız mutabakat üzerine, uzlaşma üzerine kuruludur. Tabii ki devletle kavga etmeyi düşünmüyoruz. Ama bir seneyi aşkın bir süreçtir. Zorla, inatla ve ısrarla bu meslek örgütünün gücünü görmek istiyorlar herhalde. Başka bir şey söyleyemiyorum. Israrla bizi o tarafa doğru meyillenebileceğimiz çalışmalar içerisine sürüklüyorlar. Biz neden bunu istiyoruz? Neden bu taleplerin üzerinde o kadar ısrarla duruyoruz? Kamu gözetim kurumu Enron'la ortaya çıkmadı mı? Enron Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelmedi mi? Gelin o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamaya bakalım. Amerika'da muhasebe standartlarının tamamen bağımsız bir kurum olan FASB yayınlıyor. Arkasından denetim standartlarını yine Amerika Mali Müşavirler Enstitüsü ismiyle bütünleşen AISPA yayınlıyor. Bakın farklı. Bütün bunların denetimini PCOB diye kamu gözetimi niteliğindeki bir kuruluş yapıyor. Neden Amerika'da Enron vakasının bile meydana geldiği ülkede 3 tane bağımsız kurul vardır? Çünkü kurumların kendi aralarındaki yetki çelişkisi ve anlaşmazlıkları ortaya çıkmasın diye birbiriyle tamamlanan ve birbirini bütünleyen bir yapı kurulmuştur. Biz de bu noktada TÜRVAP'la
herhangi bir yetki paylaşmanız gerekmiyor. İşbirliği yapın diyoruz. Bunu istemeyecek miyiz değerli arkadaşlar? Hakkımız değil mi bu? Kaldı ki bunu niçin istiyoruz? Hiçbir şey geriye gider mi? Bugün yürürlükte bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesinin de bendi şunu söylüyor. Özellikle lisanslama, tescil ve disiplin konularında TÜRMOK'tan istişare edilir ve konular böyle sonuçlandırılarak uygulama yapılır. Mevcut SPK yasasında var olan bir madde, madem ki iddianız ve şekliniz SPK'nın, BDDK'nın, EPDK'nın, hazinenin ve hatta TÜRMOK'un bir takım bazı yetkilerinin yerine ikame eden kamu gözetimi kurumu niteliğinde bir kuruluşsanız, o zaman var olan hükümleri yeni yapacağınız kendi düzenlemelerinizle mutlaka hayata geçirmeniz gerekmektedir. Taleplerimiz bu noktadadır. Bir başka Avrupa Birliği örneği vereyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nden vazgeçelim. Hollanda örneği. Hollanda'da da ilk etapta kamu gözetim kurumu kurulduğunda bizim gibi sıkıntılı bir süreçten kurulmuş. Ama daha sonra özellikle sicil ve lisanslamayla eğitim gibi konular ve disiplin konuları meslek örgütüne devredilmek zorunda kalmış ve meslek örgütüyle kamu gözetim kurumu Hollanda'da bugün uyum içerisinde çalışma fırsatı yakalamış. Biz de bu noktada taleplerimizi dile getiriyoruz ve sizlerin adına bunun mücadelesini sizlerden almış olduğumuz güçle de sürdürmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın bağımsız denetim yönetmenliği taslağını koyduk internete. Şunu da huzurlarınızda vurgulamak istiyorum. Kurum olmanın özelliği çok farklıdır. TÜRMOK çok çok köklü ve çok kurumsal anlayışı olan bir kuruluştur. Kurum olma özelliğine de çok dikkat eder. Kurumsal anlayışa çok dikkat eder. Zaman zaman sanki TÜRMOK'un bunlardan habersiz olduğuna dair özellikle sosyal medyada yazılan çizilen konular vardır. Biz bütün gelişmeleri çok yakın takip etmekteyiz. Bugün internet sayfamıza koymuş olduğumuz bağımsız denetim yönetmenliği taslağı 4. versiyondur. 4 tanesi de bizim elimizde vardır. Ama bunlar bize resmi yollardan gelmediği için biz birileri gibi internet sitemizde bunları yayınlamıyoruz. Fakat gördük ki biz bu kadar hassas, bu kadar kurumsal davranırken birçok kişinin elinde bu bağımsız denetim yönetmenliğinin dolaştığını gözlemlediğimiz için başkanlar kuruluyla beraber bir gün öncesinde biz de internet sitemize bunları koyduk ve üyelerimizden, başkanlarımızdan, odalarımızdan sizlerle paylaştık. Bakın bağımsız denetim yönetmenliğinin koyduğumuz taslakta 4. maddesine ne bendi meslek mensubunu tanımlıyor. Meslek mensubunun tanımında hiçbir şey diyecek bir şeyimiz yok. 3568'e göre ruhsat almış meslek mensubunu tanımlıyor. Tamam, hiçbir itirazımız yok. Ama madde 13'te denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi maddesinde ben sadece bir örnek olarak vermek istiyorum. Faaliyet konusu yine 3568 ve bağımsız denetimden sınırlı kalacak şekilde bir kuruluştan söz ediyor. Ve değerli arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bu kuruluşlardan 15 tane belge isteniyor. A, B, C, D diye giden 15 tane belge isteniyor. Peki 3568'e göre ruhsat almış bir meslek mensubu olma şartı varken neden bununla ilgili 3568'den ve bunu ispatlayacak, teyit edecek TÜRMOK'tan bir belge istenmiyor? Neden istenmiyor? Artık biz bunda bir kasıt, bir niyet arıyoruz. Ve suskunluğumuzu, niyetlerimizi, taleplerimizi taleple birlikte sadece bir an için sorgulama sırasına çıkarmak istiyoruz. Arkasından bunlar da olmadığı takdirde hep beraber nelerin yapılabileceğini de sizlerle beraber paylaşacağız ve tartışacağız. Daha da önemlisi yine 13'ün 3. maddesinde kamu, SPK, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik gibi belirli alanlarda düzenleme yapan kuruluşlardan görüş alınır diyor. Peki tesciline, siciline ihtiyacınız olacak, eğitimine ihtiyacınız olacak, staj ve sınav sistemine ihtiyacı olacak. Hele hele disiplin uygulamalarına ihtiyaç duyacağınız TÜRMOK nerede? Sormayacak mıyız bunu değerli arkadaşlar? Sorgulamayacak mıyız? İstemeyecek miyiz bütün bunları? Bizi kamuoyunda devletle, kamuyla
kavgalı göstermekten başka bir çaba yok. Halbuki bir seneyi aşkındır bunları söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Anlatmaya devam edeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey var. İçinde bulunduğumuz süreç ayrılık gayrılık süreci değildir. Özellikle TÜRMOK odalarıyla, dernekleriyle, gruplarıyla ve meslek örgütündeki bütün enstrümanlarla, bütün elemanlarla bir bütün olma zamanı, bir bütün halinde hareket etme zamanıdır. Bu tip sıkıntıları yaşarken bir başka sıkıntıyı da kendi içimizde yaşamaktayız. Nedir bu yaşadığımız sıkıntı? Bu tip anlayış farklılıklarını öne çıkararak kendi içimizde bir yumuşak karın yaratıyoruz. Unutmamamız gerekiyor ki o yumuşak karnımızdan ardı ardına, arkası arkasına bıçak demek durumundayız. Ve bu bıçakları da yiyoruz. Onun için birlik ve beraberlik zamanıdır. Dediğim gibi TÜRMOK odalarıyla, dernekleriyle, gruplarıyla ve her türlü oluşumuyla, üyeleriyle tam bir bütün şekilde hareket edebileceği bir süreç içerisindedir. Zaman içerisinde bir takım bazı şeyler tartışılıyor bu süreçte. Hatta 23 yıldır süre gelen bazı tartışmalar bu dönem daha da kaşınmaya başlanıyor. Bir örnek vereyim size. Senleme yememe ilişkisi. Ben geçen hafta Yeminli Mali Müşavirlerin sempozyumunda da kürsüden söyledim. İşte İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızın başkan yardımcısı aramızda. Yeminli Mali Müşavirlik ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğin arasında bir fark var mıdır? Tabii ki vardır. Vardır ki yasada iki tane ünvan vardır. Vardır ki 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapan özel bir sınavla Yeminli Mali Müşavir oluyor. Meslek yasamızın ikinci maddesi mesleğin konusunu tamamlarken kimlerin hangi işi yapabileceğini de saymıştır. Arkasından yasaklar maddesinde kimlerin hangi işleri yapamayacağını da tanımlamıştır. Yani yapılacak işler ya da yapılmayacak işler yasamızda bellidir. Ama bağımsız denetim dediğiniz zaman, bağımsız denetim dünya ölçekleri doğrultusunda Türkiye'de de ve yasamıza göre de serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin ortak hakkıdır, ortak yetkisidir. Yeminli mali müşavirlik için bir fark arıyorsa elindeki mühür zaten onun bir farkıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Elindeki mühürle devlet adına inceleme yapmakta, tasdik yapmakta ve tasdik ettiği belgede incelenmiş belge sayılır özelliğinde bir farkı vardır. Yani devlet istediği belgeyi yeminli mali müşavirle, Maliye Bakanlığı aracılığıyla denetlettirebilir ve tasdik ettirebilir. Farkı budur. Bağımsız denetimde herhangi bir farkı yoktur. Bağımsız denetim ortak yetkidir ve bu konuda her iki ünvanda ortak haklara sahiptir. Onun için yapılacak düzenlemelerde herhangi bir ayrıcalığa gidilmeden her iki ünvanın hakları eşit koşul korunarak bir düzenleme yapılması kırmızı çizgilerimizden bir tanesidir. Biz bütün bu konuları değerlendirdikten sonra Temmuz ayında bize bağımsız denetim yönetmenliği taslağıyla ilgili görüşler istendi. Görüşlerimizi bildirdik. Onu da internet sitesine koyduk, web sayfamıza koyduk. Buradan anlatmamın bir anlamı yok. Hepiniz döner bakarsınız. Vaktinizi almayalım. Bu saydığımız konular hepsi var içerisinde. Yine iki hafta önce, daha doğrusu geçen haftanın başında Kamu Gözetim Kurumu'nda görev yapan tüm TÜRMOK temsilcisi kanalıyla bağımsız denetim taslağının hazırlık aşamasının tamamlandığı ve Başbakanlığa yayınlanmak üzere gidebileceği duyurusunu aldık, duyumunu aldık. Hemen faaliyete geçtik. Dedik ki bizim görüşlerimize yer verilmemiş bir boyutta web sitesinde görüşmeden bunu yayınlayamazsınız. Çünkü sizin de açıklamanız son şekli tekrar internet üzerinden açıklanacaktı. Görüşler alındıktan sonra son şekli verilecekti. Biz bu süreci beklemekteyiz dedik. Ve Kamu Gözetim Kurumu Başkanı ile birlikte bir randevu aldık. Görüşmeye gittik. Geçen hafta pazartesi günü böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantıya bunlar tarihi görüşmelerdir. Tarihi toplantılardır. Tek başıma da gitmedim. TÜRMOK Başkan Yardımcısı Ülkü Sönmez ve Yönetim Kurulu üyemiz Osman Arıoğlu'nu yanıma alarak gittim. Ve yine bu kırmızı çizgilerimizin üzerinden, taleplerimizin üzerinden geçtik. Kısacası dedik ki Sayın Başkan, düzenlemenizde uluslararası bazı uygulamalara yer vermişsiniz. Ama bazılarını hiç görmemişsiniz. Maddeleriniz arasında
çelişkiler vardır, uyumsuzluklar vardır, haksızlıklar vardır. Ama bütün bunları şu anda görmemezlikten gelebiliriz. İki tane çok önemli hassasiyetimiz var dedik. Bir tanesi, özellikle geçici maddeler çerçevesinde tüm OK eğitimlerinin kabul edilmesi ve düzenleme yaptığınız eğitim konusunda kamu kurumları ile üniversiteleri saymışsınız. Bunların yanına tüm OK'un ilave edilmesi. Birinci talebimiz bu. İkinci talebimiz, özellikle sicil, eğitim, staj ve öngördüğünüz sınavlar konusunda ve özellikle disiplin konusunda TÜRMOK'la işbirliği yapabileceğiniz bir düzenleme beklemekteyiz. Bunlar olmazsa olmazlarımızdır. Olursa TÜRMOK yanınızda olur, yola çok güçlü devam edersiniz. Olmazsa TÜRMOK bu hakkını elde edebilmek için üyelerden almış olduğu güçle sizin mutlaka takipçiniz olacaktır ve bunları elde edebilmesi için de her türlü demokratik hakkını kullanacaktır dedik. Ondan sonra da arkasında 68. Başkanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve konuyu başkanlarımızla değerlendirdik. 68. Başkanlar Kurulu toplantısından bir sonuç bildirgesi çıktı değerli arkadaşlar. Çok özet anlatmak istiyorum. Toplantıda yapılan değerlemeler şöyledir, başlıklar halinde. Bir, ülkemizin ticari hayatını çağdaş bir yapıya kavuşturmak için hazırlanan Türk Ticaret Kanunu çıkış hedefinden uzaklaşmıştır. Ayrıca TTK'da yapılan değişiklikler düzenlemenin temel taşıyıcı kolonlarından önemlilerini yok etmiştir. Yine Türk Ticaret Kanunu düzenlemesiyle birlikte oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, gelişmiş ülke uygulamalarıyla örtüşmemesine rağmen TÜRMOK tarafından gerekli bir yapı olarak görülmüş ve kabul edilmiştir. Keza Kamu Gözetim Kurulu kurulduğu günden itibaren işbirliği içerisinde çalışma girişimlerimiz yapılmış ama sonuçsuz kalmıştır. Kurul Başkanı Başkanlar Kurulu toplantısına davet edilerek işbirliği çalışma arzumuz en güçlü bir şekilde kendisine ifade edilmiştir. TÜRMOK'un 23 yıllık bilgi ve deneyimlerden istifade edilmesi, işbirliği içerisinde tecrübelerin paylaşılması arzulanmıştır. TÜRMOK, gelişmiş ülkelerdeki gibi uluslararası standartlara uygun finansal raporlama ve bağımsız denetim uygulamalarının ülkemizde de uygulanmasını arzu etmektedir. Yine ülkemiz ticari hayatını geliştirmek için mikro işletmeler hariç, KOBİ ve üzeri tüm işletmeler bağımsız denetleme tabi tutulma görüşlerimiz kendilerine aktarılmıştır. TÜRMOK'un görüş ve önerileri çeşitli toplantılarda ve görüşmelerde Kamu Gözetim Kurulu'na aktarılmış ama hiçbir önerimiz bugüne kadar kabul görmemiştir. TÜRMOK'la bağ kurmayan Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu başarılı olamaz. Gelinen aşamada Kamu Gözetim Kurumu ülkemizde muhasebe finansal raporlama bağımsız denetimin yaygınlaşması için var olan bir kuruluş olması gerekirken adeta bu alanın daraltılmasıyla ilgili ve görevlendirilmiş bir kurulmuş gibi davranmaktadır. Muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetimin gelişimi ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı sunacaktır. Bu gelişimin engellenmesi ülke ekonominin gelişiminin engellenmesi anlamına gelmektedir. Kamu Gözetim Kurumu'nun kurulmasıyla ortadan kalkması beklenen çok başlılık, kurumun düzenlemelerinin geciktirilmesi, tüm kesimleri kapsayacak adımların atılmaması, kararsız ve isteksiz tutumu nedeniyle Kamu Gözetim Kurumu varlık sebebini, kuruluş sebebini tartışmaya sokacak bir duruma getirmiştir. Kamu Gözetim Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmenliği taslağı 23 yıldır staj, sınav ve eğitim konularını başarıyla gerçekleştiren TÜRMOK'un taleplerini hiçbir şekilde yer vermemiştir. Mali müşavirlik ve bağımsız denetim mesleğinin sahibi ülkemizde TÜRMOK'tur. TÜRMOK'u zayıflatacak her türlü çalışmadan, her grup, her oda, her meslek mensubu uzak durmalıdır. TÜRMOK'u güçlendirmek için hepimiz anlayış farklılıklarımızı bir yana bırakarak bir araya gelmemiz gerekmektedir. Zaman, birlik ve beraberlik zamanıdır dedik. Taleplerimizi arkasından demin dediğim gibi aktardık ve bunun için de yol haritamızın şu şekilde olacağını vurguladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunlarımızı, çözümlerimizi
diyalog tercihlerimizden diye getireceğiz. Diyalogla sorunlarımızın çözümü için mücadeleye devam edeceğiz. Arkasından yürütmeyle, yani hükümetle her türlü görüşmeyi yapmak için girişimlerde bulunacağız. Haklı taleplerimiz hükümetimize de aktarılacak ve destekleri talep edilecektir. Arkasından yasama yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi organlarına bu sorunlar aktarılacak ve destek istenecektir. Geçmişte örnekleri olduğu gibi taleplerimiz kamuoyuyla her türlü enstrümanlar ve uygulamalar hayata geçirmek suretiyle kamuoyunu bilgilendirme suretiyle bir takım görüşler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Daha da hepsinden de önemlisi bütün bu taleplerimizin sonunda isteklerimizin hayata geçebilmesi için demokratik haklarımızı her türlü şekliyle sonuna kadar üyelerimizden, odalarımızdan ve derneklerimizden almış olduğumuz güçle ve destekle hayata geçireceğiz. Sonuç bildirgemiz de bu çerçevede değerli arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir özet yaptım size. Aslında bu konularda anlatılacak çok şey var ama bir an önce toplantıya geçebilmek için böyle kısa bir özet yaptım. Koçum, son vurgulayacağım şey budur. Birlik ve beraberliğimize bu dönem her dönemden çok daha fazla ihtiyaç vardır. Bütün kırgınlıklarımızı, burukluklarımızı, bütün iyi niyetimizden elde tutacağız. Yan yana, kol kola ve dimdik durmaya gayret edeceğiz. Bundan başka hiçbir şansımız yoktur. Yoksa TÜRMOB'a ve mesleğimize olan saldırılar güçlenerek devam eder ve yok oluruz. Ama güçlü bir durum şekilde bunun karşısında durursak varlığımızı korur. 23 yıldır kazandığımız mevzileri biraz daha kazanarak yol almış oluruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hemen toplantıdan, konuşmadan sonra 13 uçağıyla İzmir'e, oradan da karayoluyla Muğla'ya geçeceğimi belirtmek istiyorum. Aramızdan ayrılacağım için özür diliyorum. Yine bu toplantının hazırlanmasında emeği geçen, başta derneğimizin genel başkanı Serdar Özkan olmak üzere yönetim kuruluna, dernek şubelerine teşekkür ediyorum. Bugün burada hazırlıklarıyla ve bilgileriyle bizi aydınlatacak olan ve bilgilerini bizimle paylaşacak olan bütün panelistlere, konuşmacılara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür yine her zamanki gibi sizlerin katılarak bu toplantıyı anlamlı hale getirdiğiniz için siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.